Evet, şimdi Gümüşhane'de Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Karşıyaka Mahallesi'nde bir San Sokak var. Bu San Sokak, yani aşağı ana caddeden, trans caddeden yukarı doğru gelirken insanların kullandığı bir yol var. Bak şu merdiveni gösterelim. Merdiven. Öbür tarafta da merdiven var. Yani vatandaş yaya olarak geliyor, merdivenden iniyor. Buradan devam. Bak karşıda bir merdiven daha var. Orayı da şöyle büyüterek gösterelim. Yani görüldüğü gibi burası aslında bir dere yatağı değil. Bir yaya yolu. Şimdi yaya yolu, şu buzu bir gösterelim şöyle bir yakından. Evet. Bakın bu gelen su kanal içerisine alınmadığı için bu yaya yolu dönmüş dereye. Senelerdir böyle. Daha önce de bunu ikaz ettik. Daha önce de gösterdik. Şimdi buradan insanlar var. Bakın burada yukarıda oturan apartmanlar var. Bloklar var. Bloklar var. Burada bir sürü insan oturuyor. Genelde yaya olarak insanların kullandığı yer de burası. Şimdi şu duvarın üzerinden cambazlık yaparak evlerine ulaşmaya çalışıyor insanlar. Yani topu topu şuraya bakarsanız 20-30 metre, aşağıda da bir 10 metre. Yani bilemediniz 50 metrelik bir alanda şu suyu kanal içerisine alıp insanların rahat yürüyebileceği bir ortam haline getirmek bir belediye için nedir Allah aşkına yani? Ya bu kadar aciz bir yönetim anlayışı olabilir mi ya? Yani yüzlerce insanın her gün kullandığı bir yola ya bu kadar ilgisizlik olur mu? Onun için buradan belediye başkanını, belediyeyi tekrar göreve davet ediyorum. Maddi olarak bir şey değil, zaman açısından da bir külfet değil. Bir an evvel şuraya bir el atın, şu suyu bir kanal içerisine alın. İnsanların böyle yürüme yolunu biraz düzeltin. Zaten şu ağaçların, işte çalıların da biraz temizlenmesi lazım. Ya bu nedir burası, dağ başı mı ya? Gümüşhane'nin en güzel mahallesi, en eski mahallesi, en gözde mahallesi ama hizmet açısından, yerel yönetim açısından ihmal edilmiş. Şanssızlık. Yani belediye başkanı da bu mahalleden, yani işin kötü tarafı, onun için biraz daha fazla ayıp oluyor. Tekrar göreve davet ediyorum. Şuraya bir el atsınlar lütfen.